var. Şu anda birçok liderle oturup konuşuyoruz. İnşallah burada da önemli adımları atacağız. Halbuki ne okul kitaplarında, ne sağlıkta, ne ilaçta, ne de diğer hizmetlerde herhangi bir sıkıntı yok. Diyorlar ki ilaçlar yok. Bitti. Sayın Bakan, bitti mi ilaçlar? Yok böyle bir şey. Onun için bu kampanyaları biz icraatımızla zaten ortaya koyuyoruz. Böyle bir şey yok. Devleti bu tür manipülasyonlarla köşeye sıkıştırarak haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara asla meydanı bırakmayacağız. Türkiye'nin her alanda yerli ve milli duruşa, fikre, üretime, gayrete ihtiyacı olduğu gerçeği böyle dönemlerde çok daha açık bir şekilde kendini gösteriyor. İnşallah bu dönemi her alanda yerlileşme ve millileşme hamlelerimizi güçlendirmenin vesilesi haline getireceğiz. Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak iktidara geldiğimiz 2002 yılı Kasım ayından beri ülkemizde yaşanan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Karşımıza çıkan sorunlar ne olursa olsun mücadeleden asla kaçmadık. Geldik, faiz %63'tü. %4,6'ya kadar indirdik. Enflasyon onunla beraber nereye indi? 7 küsüre indi. Ondan sonra yüklendiler. Neyle? Gezi olaylarıyla vesaire. Ondan sonra yüklendiler. Neyle? Gezi olaylarıyla vesaire. Ve tırmandırma operasyonuydu bu. Ve tırmandırma operasyonuydu bu. Şimdi aynen bir başka operasyonla çift taneli rakamlara bunu çıkarmanın gayreti içerisindeler. Ne demiştik? Bu bizi teğet geçer demiştik. Geçti mi? Geçti. Allah'ın izniyle teğet geçer demiştik. Geçti mi? Geçti. Allah'ın izniyle şimdi de öyle olacak. İktidarımızın ilk yılları vesayetle mücadeleyle geçti. Ne terbiyesizliklerle, ne ahlaksızlıklarla, ne provokasyonlarla karşılaştık, hatırlayın. Ama hiçbirinden yılmadık. Hep üzerine gittik. Bununla kalmadık. Milletimizin yıllardır birikmiş ne kadar sorunu varsa hepsini de birer birer çözdük. Çözüm yoluna soktuk. Şu anda Türkiye Cerablus'ta verdiği mücadeleyi biliyorsunuz.